ki bu videoyu şöyle taze taze bir cuma çıkışı başlatalım. Tüm hafta sonumuza sizi de dahil edelim. Saat şu anda 3.15. O zaman Ecem'in yanına gidelim ve hafta sonumuz başlasın. Aslında taco yemeye gitmekti ama şansımıza maalesef hava yağmurlu. O yüzden planlarda minik değişiklik yaptık. Gitmek istediğimiz takocu birazcık uzak bir mesafede kalıyor. Aslında bizim tam ters tarafımızda kalıyor. Yarım saatlik bir yol olduğu için yağmur da üstüne eklenince o 45 dakikaya çıkacaktı. Çünkü o taraflarda biraz trafik yoğun oluyor. O yüzden vazgeçtik. Ben hazırım. Hadi. Yemeğe. Planlarımızdaki değişiklik Cheesecake Factory'ydi aslında. Oraya gitmeyi planlıyorduk. Bizim eve yakın bir tarafa geldik Otay Ranch'a. Cheesecake Factory'ye gittik ama çok uzun bir sıra olduğu için ve bize 50 dakika bekleme süresi verdikleri için oradan vazgeçtik. Zaten iki şey vardı aklımızda. Ya Cheesecake Factory ya da California Pizza Kitchen'a gelmek istiyorduk. İkinci seçeneğe geldik şimdi. California Pizza Kitchen'dayız. Oturduk şimdi. Siparişleri de verdik. İçeceklerimiz de geldi. İlk başta ortaya böyle bir zeytinyağı, ekmek getirdiler. Ben bayılıyorum zeytinyağı ve ekmek gelen yerlere. Hep şey diyorum zaten. Eğer zeytinyağı, ekmek geliyorsa orada güzel şeyler olacak demektir. Şu anda güzel gidiyor. Bir de bu hafta bayağı yoğun bir haftaydı. Öyle olunca da gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Güzel geldi çok. Bakalım bir de pizzalar gelsin. Onlar da güzel çıkarsa 10 numara bir cuma akşamı olacak. Keşke şu an duyduğumuz kokuyu böyle siz de duyabilseniz, alabilseniz o kokuyu. İnanılmaz lezzetli kokuyor. Çok da karnımız acıktı. Bir mantarlı, bir de margarita pizza söyledik. Bu arada bunlar bize çok fazla ama dedik ki hazır ilk defa geldik deneyelim. Artanını paket yaparız. Margarita olan ince hamur, diğeri normal kalın hamur. Şimdi tatmak için çok sabırsızız. İlk olarak margarita pizzayı tadıyorum. Bu arada özellikle ince hamurdan söyledik ve çok güzel gözüküyor. Üzerinde peynir, hatta ekstradan üzerine tekrardan peynir getirdi. Çok güzel duruyor. O zaman ilk ısırığı alalım bakalım. Şöyle bir de katlamak istiyorum bunu. Hakikaten muhteşemmiş. Hamuru çıtır çıtır. Üzerinde de böyle güzel bir yağ var. Hani böyle sizi rahatsız etmeyen. Peynirle birlikte karışmış. Aynı zamanda domates de gayet taze. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel. O zaman buna devam etmeden önce bir de mantarlıyı deneyelim. Şimdi de mantarlıyı deniyoruz. Bu wild mushroom olarak geçiyor. Yabani mushroom pizzası. 3 tane ayrı çeşit mantar var üzerinde. Bunun hamuru birazcık daha farklı. Yine böyle çıtır çıtır ama onun kadar ince değil. Birazcık daha kalın. Ama gördüğünüz gibi o böyle şişman tombul hamurlar oluyor ya, onlar gibi değil. Onun da üzerine ekstradan bu arada peynir eklettik. Bakalım bir de lezzeti nasıl. O mantarların karışımından oluşan bir lezzet geliyor ağzınıza. Bayağı beğendim. Buraya gelirken Cheesecake Factory'nin ekmeklerinin hayaliyle geldik yolda. Karnımız da çok acıktığı için böyle onu hayal ediyorduk yoldayken. Ve az önce birlikte konuşurken şey dedik. Her işte bir hayır mutlaka oluyor. Muhtemelen Cheesecake Factory'ye bugün girebilseydik burayı asla denemeyecektik. İyi ki buraya gelmişiz. Farklı bir yer denedik ve bundan çok memnun kaldık. Kesinlikle yediğim en iyi margarita pizzalardan bir tanesiydi. Mantarlı olan da güzeldi, onu da sevdim. Ama margarita olan açık ara favorim oldu. Çok lezzetliydi. Hesabımız geldi. 57 dolar tuttu. Bir de üzerine şimdi tabii bahşiş de vereceğiz. Bu arada çok ilginç bir uygulama varmış burada. Biz buraya ilk kez geliyoruz. İlk kez geldiğimiz için bunu da ilk kez görüyoruz. Şöyle bir olayları var. Size iki tane böyle kazı kazan gibi şey veriyor. Kapalı zarfta bilet veriyor diyebiliriz. Ve bunun ödülleri var. İşte 50 bin dolar da olabilir, 500 dolar, 1000 dolar, 2500 dolar. İçinde ya da böyle %10, %20, %50 indirimler çıkıyor. Aslında güzel yapmışlar. Ya tabii ki 50 bin dolar muhtemelen çıkmayacak ya da diğer ödüller ama yani insanı aslında merakta bırakıyor ve bunu siz açamıyorsunuz. Çünkü üzerinde şey yazıyor. Sadece buranın elemanı açabilir diyor. Bir dahaki geldiğinizde ancak bunu o elemanı açtırıp ona göre öğreniyorsunuz. Aslında çok güzel bir pazarlama stratejisi. Bunu ilk kez görüyorum. Yapılabilir yani kesinlikle. Evimize geldik şimdi. Dışarıda bu arada bayağı sağlam yağmur yağıyordu. Neyse çok fazla ıslanmadan geldik. Bu arada en son gitmeden de oradan şöyle bir brownie de aldık. Aynı zamanda yanına krem şanti de koymuşlar. Bunu da niye aldık? Bugün Zeynep'in doğum günü. Zeynep benim yeğenim oluyor. Dayıyım aynı zamanda. Onun doğum günü, o yüzden genelde böyle doğum günlerinde şey yapıyoruz. Üzerine bir tane mum koyup arıyoruz. Şimdi Türkiye'de sabah olmasını bekliyoruz. Uyandıktan sonra Zeynep, arayacağız onu. Ondan sonrasında böyle bir mum üfleme
uzaktan da olsa merasimi yapmak istiyoruz. Sonrasında da yayılacağız muhtemelen evde. Bakalım gidişata göre artık. Bir ağırlık çöktü evde. O yüzden dedik ki bunun üzerine güzel şöyle bir old fashion iyi gider. Benim çok sevdiğim bir içkidir bu. Tam böyle yemek üzeri güzel gidecek bir içki. Ne var elimizde? Buzumuz var. Bol buzumuz var. Portakalımız var. Portakalın kabuğundan bir parça alıyoruz. Şöyle ince bir kabuk yeterli olacaktı zaten. Bardağımızın ilk başta böyle ağzına. Zaten old fashion'ı bilenler biliyordur ama bilmeyenler için tavsiye ederim. İlk başta böyle bir ağzını gezdiriyoruz. Daha sonrasında bunun böyle kabuğunu sıkıp içine atıyoruz. Woodford Reserve Whiskey var. Bourbon Whiskey baya güzel gidiyor. Old Fashion'a tavsiye ederim. Sonra hemen böyle birazcık az ilave edelim. Onun üzerine de kokteyllerde kullanılan aromatik bitters koyuyoruz. Hemen 3 damla yeterli. Çok koymayın bunu. Hatta bir tanesi dışına gitti galiba. 1, 2, 3, 4. Bir tane ekstra oldu. Burada maple syrup var. Şekersiz maple syrup. Hemen bundan da az koyuyorum. Ben çünkü çok tatlıyı sevmiyorum. Şöyle azıcık ilave ettik. İşlem tamam. Sadece karıştıracağız bunu. Ve ortaya çok güzel yemek üzeri likörü diyebiliriz aslında. Kokteyl ama likör gibi. Harika. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Zeynep. Günaydın. Günaydın. Hadi üfleyelim. Hadi tut dilini. 3, 2, 1. Lonely times, lonely places have seen my teardrops fall. Lonely hearts, lonely places that stare at lonely walls. But with all these tears and heartaches dear, I still have sweet dreams of you. And time's gone by when you were mine, my lonely dream come true. I tell myself that one of these days you'll come back home to me, and you'll be my love once again. But I know that it's all just fantasy. Well, it's just some little game I've been playing, because I can't take the truth. I know you're gone, my favorite song, my lonely dream come true. How do you know when to let go of a dream? Nothing worth nothing don't ever come easy. And if it's love, we'll do uyudun. Çok güzel uyudum. Uykumu çok güzel aldım. Ne yapacağız bugün? Günaydın. Bugün size çok güzel bir kahveciye getireceğim. San Diego'nun en iyi kahvecilerinden bir tanesi. Bird Rock diye. Ben içtim oradan ama sen deneyememiştin onu. O yüzden senin de tatmanı istiyorum. Bence çok memnun kalacaksın. Hadi ama önce bir kahvaltı. İkinci evet. Kahvaltı daha doğrusu. Benim için ilk kahvaltı. Senin için ikinci kahvaltı. Ondan sonra dışarıya. Şansımıza da hava bulutlu. Neyse, yapacak bir şey yok. Şansımıza bütün hafta sonu yağmurlu. Bugün de yağmurlu. Bu sene bu arada San Diego'ya hiç yağmadığı kadar yağmur yağdı. Normalde çünkü hani hep günlük güneşliktir. Bu sene bir ayarı kaçtı San Diego'nun. Yine tabii ki diğer eyaletlere ve şehirlere baktığınızda az oluyor ama San Diego'ya göre çok yağdı. Neredeydin sen San Diego'ya? Harbiden. Güneşli diye.
Nazar değdirdik abi. Ama neyse ya, yaz geliyor zaten. Muhtemelen artık yağmurlar bu kadar olmaz. Aslında bir bakıma da yağmurun çok olması güzel. Kuraklığı önlemiş oluyor. Ben ilk kahvaltımı yaptım. Çünkü genelde Ecem'den birazcık daha erken kalkıyorum. 8'de kalktım. Ecem 9.30'da, 1.5 saat sonra kalktı. Öyle olunca da ilk böyle bir ben bir atıştırmalık bir şeyler yiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Siz de gördünüz zaten işte Hindistan cevizi yağında böyle ekmeği kızartıp üzerine de manuka balı sürüyorum. Bu arada manuka balını da biz yeni keşfettik. Normalde normal bal yiyorduk. Onun yararı daha fazlaymış, öyle diyorlar. Manuka çiçeğinden beslenerek bu balı yapıyormuş arılar. Güzel, farklı bir bal hakikaten. Bir de böyle üzerine peynir, yumurta. Aslında tuzluyla tatlıyı karıştırıyorsunuz. Eskiden olsa ben hiç sevmezdim bu karışımı ama şu aralar bir hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Hindistan cevizi yağı da böyle bir hoş bir tat katıyor. Kahvemi de içtim. Şimdi birazdan beraber kahvaltı yapacağız. Genelde uyku düzeni farklı oluyor. İşte Ecem bir tık benden fazla uyumuş oluyor sabahları ama ben de öğlen uykusunu seviyorum. Ecem mesela gündüzleri hiç uyumayı sevmez. Ben bir yarım saat, bir saat genelde kestiriyorum. Ama bugün uykumu aldım. Muhtemelen yapmayacağız. Program yoğun bugün. Dışarı çıkacağız. Her ne kadar hava yağmurlu olsa da birkaç bir şey var aklımızda. Bugün siz de bizimle olacaksınız. Bakalım. Umarım keyifli, güzel bir gün olur. Bu kahveyi içmek için çok sabırsızdım. Bunu aldığımda evde daha yarım paket başka bir kahvem vardı. O yüzden onu bitirmek için sabırsızlanıyordum bir an önce bunu tadayım diye. Neyse bugün bitti. Şimdi bunu açtım. Öyle bir kokuyor ki inanılmaz güzel. Bu arada Ömür bir posta kahvesini yaptı. O biraz daha sert kahve sevdiği için normal kahve içiyor. Ben biraz daha böyle aromalı ve sütlü kahveler sevdiğim için kahvelerimiz de biraz ayrı. Ben şimdi kahvemi yapıyorum. Bakalım bunun tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Bu arada bazı şeyleri hakikaten insan atlıyor ama küçük farklar çok değiştirebiliyor insanın hayatı. Mesela kahve öğütücüsü biz hiç kullanmıyorduk. Yaklaşık bundan bir ay önce falan aldık. Çok basit bir alet. Uygun da fiyatlı. 10-15 dolara alıyorsunuz. Ve kahve tadımını çok fazla etkiliyor. Özellikle benim için büyük bir değişim oldu. Kahveyi o anda çekip taze taze yapınca kahvenin tadı inanılmaz güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yani şu zamana kadar eğer kendiniz direkt çekili alıyorsanız böyle evde çekip o anda yapmanız çok fazla kahve deneyiminizi değiştirmiş oluyor. Ay, yumurta yiyecek misin? Yerim. Kaç tane? Nasıl yapacaksın sen şeyi? İki tane yerim. Avokado toz koyacağım. Ben yumurta yiyeceğim. Sen avokadonun üstüne lime ister misin? İsterim. Hazır mısın krem peynir için? Bekler çok güzel koktu. Değil mi? En son dokunuş. Tamam. Sen şu krem peyniri sür. Bundan sonrasında avokadoları. Yarın senin şeyden yapalım mı? Manukalı ekmekten. Yapalım. Kahvaltıda. Canım istedi bir ondan. Güzel oluyor ya. Çok güzel oluyor. O şeyi de iyi alıştık yalnız. Ne ya? Karıştırıyoruz ya tuzluyla tatlıyı. Ha, ben hep çok severdim ki. Ben mesela eskiden hiç düşünmezdim onu seveceğimi. Öyle şeyde gördüm. Bir tane YouTube videosunda görmüştüm. Tatlıyla tuzlu karıştırıyor yumurtayı. Ben eskiden küçükken şey yapardım. Tulum peynirin üstüne Nutella sürerdim. Çok severdim. Bizimkiler de derdi ne biçim, ne yapıyorsun, ne yiyorsun öyle diye. Ha, söylememiş miyim sana onu? Yok, bir kez duyuyorum valla. Peynirin üstüne... Nasıl ya, ekmek falan da yok. Sadece tulum. Yok bayağı peynirin üstüne, ya ekmek ayrıca oluyordu da. Peynirin üstüne Nutella yerdim. Çok severdim öyle. Tatlı tuzu çok severim. Bu bıçak taşı var mı? Bak krem peynir yeterse yok. Yeter, ben biraz daha sürdüm. Ha, yeter. Üzerine şimdi avokado mu? Önce feta çizim. Jambon çizim. Koyacağım önce. Oo, hadi bakalım. Ama neydi? Sonra... Hindili jambon. Ver, ben koyayım istersen. Olur. Kaç tane istersin? İki tane. İki tane. Yetmez mi? İki tane çok değil mi? Yaklaşım da yemek lazım. Yani tamam, ben üzerine yumurta da koyacağım, sen yumurta almayacaksın. O zaman koyuyorum avokado. Koy. Şey de soğumasın zaten fazla. Ne? Ekmek. Ekmek soğumuş bile. Bayağı güzelmiş aslında avokado ya. Güzelmiş de ben güzel çıkartamadım. Olsun. Pek. Sadece bir köşesi galiba şey olmuş biraz. Evet, aynen. Güzel duruyor çünkü avokado. Dur şöyle çevireceğim. Ne yapacaksın, domates koyacağım şimdi üzerine. Ben yanına koyacağım. Ha, öyle mi? Evet, tamam. Aynen. Sen istemiyorum domates. Ben yumurta koyarım. Şimdi avokado tostumuza son dokunuşlar. Hemp seed koyacağız üstüne. Böyle sağlıklı çok güzel oluyor. Bu hemp seed ne diyecek olursanız kenevir tohumu aslında bu. Kalbe ve beyin hücrelerini
bayağı iyi geliyormuş. O yüzden bol bol yiyoruz biz de. Limonlandı. Evet. Lime daha doğrusu. Lime. Üzerine de beyaz peynir. Ve ufalanmış beyaz peynir. Biz bu markayı bayağı seviyoruz ya. Çok güzel. Evet ya, yeni keşfettik bunu. Çok hoşumuza gitti. Böyle Türkiye'deki şeyler gibi. Beyaz peynirler gibi. Böyle güzel beyaz peynirmiş bayağı. Yeter mi sana o kadar? Bana yeter. Üzerine zaten yumurta koyacağım. Tamam. Sen birazcık daha bol koyabilirsin. Peki. İzin verdim. Öyle gibi oldu. Harbiden sen çok koy. Üzerine de yumurtamı koyuyorum şöyle. Çok güzel oldu ya. Hatta ikinci yedek yumurta da yancı yumurta buraya. Bir an onu da üstüne koyacaksın. Tam şunu yapmak istiyorum ama. Şöyle açalım. Oh. Hadi bakalım. Hadi yiyelim artık. Yanına da portakal suyu. Portakal suyunun dibine artık koyuyorum. Hı? Bitti bu. Ama bu kadar yeter zaten, yeter, değil yeter mi? Yeter ya. Ne yapıyorsun? Videonun son hazırlıkları. Bu akşam yayında. Evet, yayınlanacak bu akşam. Size pazar sabahı mı? Aynen. Onun böyle çok küçük minik bir ses ayarı vardı. Onu yapıyorum. Bitmek üzere. Ondan sonra yükleyeceğiz ve kahveciye gideceğiz. Beklediğimiz kargo geldi. Yatak aldık araba için. Artık çadır kurmuyoruz kamplarda. En son geçen hafta hatta arabada uyuduk. Çok güzeldi. Şimdi haftaya da kampa gideceğiz. Onun için güzel bir yatak aldık. İnşallah güzel çıkar. En azından internette öyle gözüküyordu. Açalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Olur mu şimdi sen? Nasıl 39 inç ya? Sanki daha küçük ama şişecek mi acaba? Şundan bir de böyle bir aparat çıktı. Yatağı kesmeyelim diye. Ben direkt dalacaktım paltaya. Bir ilk başta zaten ölçülerini bilemedik. Yanlış mı gönderdiler falan diye. Evet ya, gözüme küçük ya. Çünkü şu normalde 39 inç olması lazım. Şu anda ölçtüğümde 26 inç olarak ölçülüyor. Ama genişleyecek herhalde bir şekilde. Umarım yanlış göndermemişlerdir. Üzerinde de yazmıyor. Büyük bence, büyük. Olacak. Bayağı okunmamışlar ya. Şu patlıyormuş böyle. Bu böyle mesine ya. Böyle ölçmemiz lazımdı. Ya. Yo. 72 saatte ancak kendine gelecekmiş. Aynen, 72 saatte. Şimdi inik çünkü. Boyutu bu olacak. Bu ne? 4 inç miydi kalınlığı? Kalınlığı 4 inç olacakmış. Zaten bayağı uzun. İkimiz sığar mıyız sence buraya? Sığarız bence. Ben rahat edeceğimizi düşünüyorum bunda. Evet ya, yani hani herhalde sığarız. Normalde bu arada ölçtük, 42 inçlik bulabilseydik 42 inç idealdi. Şimdi 39 inç olanı vardı. Bir de onun dışında bir üstü 54 inçti. Genelde hep böyle yatak boyutları. 54 çok büyük gelecek, sığmayacak. Bir şekilde 39 inçe sığarız herhalde. Ve bunun şişmesi lazım. Şu anda ince tabii. Zamanla 72 saatte şişecekmiş bakalım. Bir de böyle mesela katlanıyor bu. Şöyle. Aynı zamanda şeyi de var. Çantası. Şöyle tutma yeri de var. Bir de ekstradan çanta koymuşlar. Güzel. Zaten normal şartlarda bunu garajda tutarız. Bir de şişince görmek lazım. Artık ikimiz bir şekilde sığacağız. Sığarız ya. Sen kamp de dediğin zaten biraz zor şartlarda olur. Bir de şişince güzel olur herhalde ya. Bakalım. İyi ama. Güzel. Evet, yatağımız şişiyor. Şimdi bunu böyle bırakırız. Dışarı çıkacağız zaten. Birazcık daha açılır. Bir de yanına şöyle bir kılıfla geldi. Kılıfı da normalde kullanabiliriz. Muhtemelen kampa götürmeyiz onu ama mesela kamptan geldikten sonra falan bunun içine koyup garajda tutarız. Gayet de güzel gözüküyor. Yani. Neden götürmeyeceğiz onu kampa? Onun içinde taşırız işte. Öyle mi yaparız? Evet. Gerçi doğru ya. Diğer kamp eşyalarına değerse kirlenebilir. Evet, aynen. Yani içinde... korur en azından. Evet, öyle yaparız. Bunu şimdi böyle bırakalım. Biz gelene kadar. Kendine gelsin. Kendine mi? Gelsin aynen. Şimdi hadi çıkalım kahve içelim ya. Video falan derken saati 3 yaptık. Evden çıkmadan içimiz kıyıldı. Dünkü kalan pizzalardan dedik ki biraz tırtıklayalım. Üzerine de biraz peynir koyduk. Çok güzel koktu ya ısıtınca. Bayağı dünkü pizzaları ziyan etmemiş oluyoruz. Hemen hatta şöyle bir tane ısırmak istiyorum. Çok sıcak. Oh, sıcakmış. Yandım. Dünkü kadar taze değil tabii ki ama gayet güzel ya. Ben çok yavaş bir insanım. Bir yerlere yetişme konusunda böyle hızlı toparlanma konusunda çok kötüyüm. Üstüne bir de Amerika'da kahveciler de erken kapandığı için kahveci seçeneğimiz
seçeneğimiz çok azalıyor. Gitmek istediğimiz kafeci 4'te kapanıyormuş. O yüzden orası maalesef yalan oldu. Yine Liberty'ye gidiyoruz ama başka bir kahveciye gideceğiz. Moniker diye. Orası da güzel bir yer. 7'ye kadar açıkmış. Şimdi yoldayız bakalım. Moniker'e gidiyoruz. Evet, ama şöyle bir durum da var. Yani kendini hakkında vermen lazım. Bir sürü iş yaptın yine. Ya beni kötülemiyorsun. Evet. Evet, bir sürü çünkü videoyu falan ses ayarını yaptık yani. Evet, az o... iş halletmedik. O yüzden anca. Ya yapacak bir şey yok. 4'te kapanıyor. Bugün yetişemedik o kahveciye ama başka zaman. Şimdi evet, yine gideceğimiz kahveci de güzel bir kahveci. Çok güzel bir kahveci. Oradan kahveciye sonra bir market yaparız. Trader Joe's'a gideceğiz bir de bir. Oradan bakmak istediğim birkaç bir şey var. Öyle bakalım, planımız böyle. Çıktık, yoldayız şimdi. Gidiyoruz. Şimdi Liberty Station'a geldik. Buradaki bizim kahveci var, Moniker. Oradan şöyle güzel bir... Ben Amerikano olacağım. Sen ne alacaksın? Bakacağım, ben güzel değişik bir şey içmeyi planlıyorum. Kahvelerimizi söyledik şimdi. Barda da böyle güzel tatlı bir yer bulduk. Bir de görüyorsunuz içerisi çok şık yapmışlar. Hem böyle oturma alanları var. Bilgisayarınızı alıp burada çalışabilirsiniz. Aynı zamanda kahvenizi içebilirsiniz. Böyle içki menüsü falan da var. Biz burayı bayağı seviyoruz. Zaten Liberty Station'ı genel olarak seviyoruz ama burasının ayrı bir yeri var bizde. Şimdi dışarı çıktık. Hava güzel hazır. Yağmur da yağmıyor. Dedik hem temiz hava alalım hem de kahvemizi içelim. Bu arada burası Liberty Station şeye çok yakın. Havaalanına çok yakın. O yüzden böyle hep arada bir uçaklar geçiyor. Bayağı da yakın geçiyor. Güzel görüntüler oluyor. Bu arada telefonla çekiyoruz şu anda. Çünkü yağmurlu olunca dedik ki riske atmayalım. Büyük mikrofon falan var, ıslanmasın. Telefonla çekelim. Hem de daha rahat oluyor. Şimdi Trader Joe's'a falan gireceğiz. Koca şeyle kamerayla. Pek rahat olmuyor. Şimdi de Trader Joe's'a geldik. Buradan bir şeyler alacağız. Özellikle sarma almaya geldik. Arkadaşlardan gördük. Burada güzel bir sarma varmış. Geçen hafta tattık hatta. Aynı sarmayı bulabilirsek onu alacağız. Aynı zamanda bakınacağız. Bu ne güzel bir poşet. Evet, değil mi? Garlic alalım hadi. Sarımsak. Poşete o kadar yükseldi mi ki? Güzel poşet. Çok güzelmiş. 49 cent tanesi. Ve güzel sarımsağa benziyor. Kocaman kocaman. Kaç tane alacaksın? 2 tane yeter. Bir de limon alıyoruz. 2 tanecik limon alalım. Ne kadar? 49 cent tanesi. 49 cent. Güzel ya buranın fiyatları. Güzel, evet, aynen. Normal yani. Tabii ki elma görmüşken bir de elma alıyoruz. Ben elma delisi olarak gala elmalarımızı alalım. Güzel duruyor bir de elmalar bayağı bir. Kütür kütür. Elmaları topladım. Sen bence o poşeti buraya bırak, elmaların hepsini şey sepete koyalım. Şu börek çok güzel oluyor. Daha önce yedik değil mi burada? Yedik aynen. Birkaç kez aldık. Ama şimdi şundan hiç denememiştik. Acaba bundan mı alalım, bundan mı alalım? Hangisini istersin sence? Bence bu sefer bunu deneyelim. Bunu deneyelim değil mi? Ya bu da istiyorsan bundan almak istiyorsan bundan da alalım. Yunan böreği bu da. İyi, onu deneyelim. Yani Yunan turtası. Bunu deneyelim. Tamam. Burada bu arada içli köfte de var ama biz bunu daha önce aldık, çok beğenmedik. O yüzden şimdi alıyoruz. Şu cookie'lere ben bayılıyorum. Acayip lezzetli oluyor. Buraya gelmişken mutlaka hemen sepete atıyorum bir tane. Bulduk. Bahsettiğimiz o dolma buydu. Sarma daha doğrusu. Üstünde dolma yazınca direkt dolma dedim. Bu arada iki çeşit var. Kinoalı var şurada. Normalde bu kinoalıyı ben daha önce görmüştüm ama kinoalı sarma... Kinoalı sarma olmaz. Evet yani hani o yüzden hiç almadık bile, denemedik. Ama pirinçli olanı sanırım daha yeni gelmiş. Bilmiyorum yani, ben daha önce görmedim. Geçen hafta arkadaşımız alınca denedik, çok hoşumuza gitti. Hemen bir tane aldık. Burada böyle nohut var. Maydanozlu ve kimyonlu. Onlardan yalnız şu dolmalardan sadece bir tane almadın. İki tane aldım. Öyle mi? Al al. İki tane falan. Üç tane aldım. Üç tane mi? Aynen. Tamam. Niye de geliriz zaten. Olsun ya, alalım. Zaten elimizin uzun ömürlüdür onlar. Elimizin altında dursun diyorsun. Aynen. Tamam. Burada bir tane de armut aldım. Oh, hadi bakalım. Bir de yeşil zeytin alalım. Şu var. Böyle grill olanlar da var ama şu güzele benziyor. Bence şunu bir deneyelim. Alıyorum bundan. Şimdi süt, bir de süte gidiyoruz. Normal süt mü alacağız? Normal süt alalım. Biz burada evde kefir yapmaya başladık. Evet ya, onu yarın gösterelim. Onun için normal süt bulundurmamız gerekiyor. O bayağı az kaldı. Burada bak, manuka balı da varmış. Meşhur ama... manuka balımız. Evet, bu az mesela, bizdeki 50. Bu oranı gösteriyor. Bunun 10. Şu organik iyi evet, gibi. Bunlardan alalım. Yağsız mı alsam acaba? Yağ düşürülmüş mü? Bilmiyorum, sen bilirsin. Hadi bu sefer kefiri onunla denelim. Yağ düşürülmüşler. Evet, yüzde şunu alalım. Bir de bununla denemiş oluyoruz. Normalde tam yağlıdan kefir yapıyoruz, güzel oluyor. Bir de organik yoğurt aldım. Sarmayla götürürüz.
uyuyoruz mu artık? Uyku vakti mi? Yatağımız şişmiş, biraz kendine gelmiş ama 1-2 gün daha verin diyorlardı. Zaten 4 inç kalınlıkta diyordu. 4 inçe gelmiş. Çok rahat ya, ben çok sevdim. Tabii biraz daha normalde arabaya sığacağı için. Bakalım bir de arabada nasıl olacak. Bence rahat ederiz ya bunda. Bence de. Yani bence güzel de yatarız gibi. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Artık 7 çeyrek geçiyor. Güzel, genelde cumartesi günleri böyle tatlı güzel yemek yiyoruz. Müzik açarız bir yandan. Artık dinleneceğiz zaten. Yarın yine beraberiz. O zaman yarın görüşürüz diyelim. Yarın görüşürüz. Pazar sabahından günaydın. Artık sabah değil gerçi, öğlen oldu. Bir de dün gece bir saat ileri alındı saatler. Biz hala burada devam ediyoruz o yaz uygulamasına. Şimdi dışarı çıkacağız ve Ecem'e ayakkabı bakacağız. Ondan sonra bir Walmart'a falan doğuracağız ama onun öncesinde evde kefir yapıyoruz demiştim ya, onu bir süzmemiz lazım. Zamanı geldi. Kesinlikle tavsiye ederim bu arada kefiri. Çok güzel oluyor ve sağlıklı. Ecem gerçi biraz ekşi buluyor, çok sevmiyor ama tam benlik kefir. Eskiden Türkiye'de de yapardım. Neyse, o zaman süzelim şimdi. Hadi bakalım. Yaklaşık bunu ben bu arada 2 gün falan tutuyorum dışarıda. Ve yani bir gün de yetebilir aslında ama 2 gün tam böyle ideal oluyor bana göre. Şimdi süzeceğiz bunu. Hatta bayağı da yoğun oluyor. Eğer San Diego taraflarındaysanız ve ihtiyacınız varsa kefir tohumuna, tohum mu artık, mayasına paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet, süzdük. Böyle süzdükten sonra direkt kefirimiz burada aşağıda gördüğünüz gibi tam güzel bir kıvamda. Aynı zamanda burada da mayaları var. Şimdi bu mayaları bir sudan geçireceğiz. Bu arada ben bunu aldığımda yani yaklaşık 1,5 hafta falan oluyor galiba alalı değil mi? 2 hafta mı? 2 hafta falan oldu. Yani çok azdı. Gittikçe çoğalıyor. O yüzden bunu belli bir süre sonra ya açacağız bir kısmını maalesef ya da birilerine dağıtacağız. Komşulara. Nereden? Komşulara dağıtalım. Şimdi bunu bir yıkayalım. Mayalarımızı da bir sudan geçirdik. Böyle gözüküyorlar son hali. Gayet de güzel. Şimdi bununla bu her gün böyle 2 günde bir bu döngüyü yaşıyoruz. Şimdi bunu tekrar koyacağız. Üzerine organik sütümüzü koyacağız. Ve 2 gün sonra tekrar o kefir olacak. Böyle 2 günde bir devamlı kefir yapıyoruz. Çok güzel oluyor ama. Sağlıklı da bile. Şimdi tekrar kefir mayalarımızı eski yıkadığımız kavanoza koyuyoruz. Şimdi üzerine organik sütümüzü koyuyoruz. Yaklaşık 1,5 gün falan tutmanız yeterli oluyor dışarıda. Artık zaten gittikçe büyüdüğü için bir günde oluyor. İlk başta 2 günde anca oluyordu. Şimdi bunun artık kapağını kapatacağız ve dışarıda bekleteceğiz. Yaptığımız kefiri de diğer kavanoza ekliyoruz. Bakalım tadı nasıl? Harika. Yani bunu bir de özellikle soğutursanız, içerseniz daha güzel olur. Bir de biz birazcık böyle tuz ekliyoruz üzerine. Ben geçen hafta kampta ayakkabılarımı yaktım. Kamp ayakkabılarımı maalesef. Ateşe biraz yakın tutmuşum. O yüzden şimdi outlet'e geldik. Ayakkabı bakacağız bana. Saatlerin alınmasıyla bahar moduna geçtik. Havalar da ısındı. San Diego kendine geldi yağmurlu günlerden sonra. Dünden sonra bugün güzel gayet hava. Evet, şimdi biraz buralarda bakınalım. Ondan sonra da Walmart'a gideceğiz. Oradan da birkaç bir şey bakacağız. Haftaya yine kampa gidiyoruz. Onun için birkaç hazırlık yapacağız. Almamız gereken şeyler var. O zaman şimdi Kolombiya'ya. Şu anda bir tane bulduk ayakkabı. Evet ama tam emin şöyle olamadım. Bir durum var. Yani tamam, evet, bu trail ayakkabıları zaten böyle oluyor ama bu da hiç benim tarzım değil. Şurada bir tane başka beğendim ama onun numarası yoktu. Biraz da büyük almak lazım çünkü biz bu yün çorap falan giyiyoruz kar kamplarında. Kendi numaramdan bir büyük numarasını alacağım. Bunun küçüğünü denedim, o tam oldu. Şimdi büyüğünü deniyorum ama giymek de çok zor bunu. Nasıl oldu? Valla güzel oldu. Yani benim direkt 38 almam gerekiyor. 37 tam oluyor çünkü. Bunda birazcık pay var. Bir tane daha beğendin sanki. Ya onun da 39 vardı ama onda. 39 da çok büyük. Başka bir model daha denedim. Şimdi şöyle bir durum oldu ama burada pek fazla seçenek yok. Yani 4-5 tane seçenek var. Ben de pek beğenmedim onları. O yüzden internetten baktık. Bunun farklı bir rengini beğendim internetten. Burada deneyeyim. Hangisi oluyorsa internetten direkt söyleyelim diye düşündük. Öyle yapacağız. İnternette de beğendiğimin numarası vardı. 37'sini söyleyeceğiz onun. Bir sonraki kampa yetişecek. Ömür de kendine bir tane ayakkabı kaptı geldi hemen. Ben çok bir merak beğendim ettim. Rengi güzelmiş. Bu normalde giyinmelik değil aslında. Kamp için düşündüm. Bayağı da hafif. Normalde bile giyilir ya. Güzel. Fiyatını görmedim ama. Fiyatına bir bakalım.
Evet, Ecem'e bir tane ayakkabı bulduk. Bu gayet güzel oldu. Aynen. Hoşuma gitti. Gayet güzel. Ömer bulmuş bunu, ben hiç görmedim. Zaten internetten de bunun siyahını söyleyecektim aslında ama bu rengi de çok güzelmiş. Bir de bunu alıyoruz. Ben çok beğendim. Fiyatı da 90 dolardan 40 dolara düşmüş. Bu 40 dolardan bir %30 daha olacak. Yani 28'e geliyor. Yani böyle bir üst için 28 çok güzel, güzel bir ben fiyat. Ben de beğendim evet. Yani kesinlikle. Şimdi orada bir apar topar ayakkabıyı aldık. Evet ya, bir numarasından tam emin olamadık. Evet. Şimdi bir daha bir deniyorum. Bu arada inanılmaz uyguna geldi. Çünkü biz mesela aldığımızda normal üzerinde 80 yazıyordu. Üzerine bir %30 daha indirim oldu. Bir de tekrardan indirim varmış. 41 dolara geldi bu. Ecem'in ayakkabılar da ne kadara geldi? 37 dolara ben geldi. Ben bayağı şaka gibi bir fiyata aldım. Evet. 38 dolara aldım ve o kadar düşeceğini bilmiyordum. Yani üstündeki fiyatın düşük olduğunu sanıyordum. Ondan da düşüyormuş. Evet, gayet de güzel oldu valla. Yani nasıl kamp ayakkabısı işte. Kampta ya da böyle trail yaparken giyilir. Yazlık ayakkabı. Aynen. Kamp için. Şimdi Vons'a geldik. Süpermarkette birkaç alacağımız bir şey var. Et, tavuk. Onları alalım. Sonra da bir Walmart'a uğrayacağız. Et alıyoruz. Hani noodle mı yapacağız bugün? Evet, bu akşam şey yapacağım. Etli noodle yapacağım. O yüzden etimizi alıyoruz. Vons'ta bizim favori bir tavuk sandviçimiz var. Her zaman da olmuyor. Böyle olduğunda da benim gözümden kalpler çıkıyor. Mango habanero soslusu var aslında. Onu daha çok seviyoruz ama şimdi sadesi var. Artık karnım çok acıktığı için sadesini alacağız. Normalde olsa sadesini değil de diğerini tercih ederdik ama şimdi bunu alıyoruz. Şimdi de Walmart'a geldik. Buradan birkaç bir şey alacağız. Ondan sonra da yavaştan artık eve geçeceğiz. Biz kamplarda artık Bronco'nun gelmesiyle birlikte arabada yatma kararı aldık. Tamam. Geçen hafta ilk kampımızda da arabada yattık. Ama şöyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Şimdi arabanın içinde hem kıyafetler hem başka bir sürü eşya hem yatak falan çok karıştık. O yüzden dedik ki böyle büyük bir tane kutu alalım. Bütün kıyafetleri, işte arabanın içinde ihtiyacımız olan her şeyi bu kutunun içine tıkalım. Bu kutuyu da dışarıda bırakalım. Arabanın içinde sadece uyumaya girelim. O yüzden böyle bir kutu alacağız. Bu 27 galonluk, bir de 40 galonluk olan var. Ama şu çok büyük. Ben ilk başta bunu alalım dedim ama Ecem çok büyük dedi. O yüzden 27'likle başlayacağız. Baktık az geliyor. Evet. Bir tane daha alırız onu. Aynen, yani öyle dedim ben de. Bir tane alalım. Şimdi bu haftaya yine kampa gideceğiz. Denemiş oluruz. Evet, denemiş oluruz. Eğer ihtiyacımız olursa bundan bir tane daha alırız ama bu hem çok fazla yer kaplayacak hem de bu kadarına gerek yok. Evet, bu yetecek gibi ya. Olmuyor. Aynen. Bu yeter. Tamam. Bir de şimdi önümüz zaten yaz. Kışın daha çok böyle kalın kalın şeyler götürdüğümüz için onlar çok yer kaplıyor. Yazın daha az kıyafet olunca buna her türlü sığarız. Popcorn alacağız bir de. Pazar günleri genelde böyle akşamları film izliyoruz. Bir de yanına popcorn yapıyoruz. Az kaldı, alalım bir de popcorn. Ginger tea bakıyorsun. Evet ya. Zencefil çayı. Aynen, zencefil çayı. Limonlu olan var ama ben sadesini seviyorum. Sadesini bulamadım. Yok galiba. Artık ıhlamurla falan idare aynen edeceğim. Evet, Walmart'ı da hallettik. Artık eve gitme zamanı, hava da kararıyor. Bu hafta sonunu sizlerle mümkün olduğunca paylaşmaya çalıştık. Bizim için güzel, keyifli bir hafta sonu oldu. Umarım izlerken siz de çok keyif alırsınız. Şimdi artık eve gidip biraz dinlenmece, aynı zamanda film milim izleriz. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.